Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin selama. Hepimiz burada mıyız? Buradayız abi. Şimdi biz de buradayız inşallah. Ben zihnin 3. dersini yapacağız. Şimdi fakat bir özet geçmek istiyorum 1-2'yi. Zihin hiç bildiğimiz ve tahmin ettiğimiz gibi değil. Yani en azından benim için değilmiş. İlk önce 1. dersi bir hulasa edeyim. Sayfa, defter ve atmışım Dima grubuna. 175'i açabilirsiniz. Elinizde mi defter? Açtınız mı? Bakıyoruz abi. He. 175. Sözler 115'ten başlıyor abi. 115'ten başlıyor. Altından 139'dan başlayacağım. Evet, sözler 115'te başlıyor. Buldunuz. Şimdi ben buradan başlamadan bir size iki satır bir şey okuyayım. Olaya da bununla bakarız diye. Zihin hakkında kısa bir fikir veriyor. Zihin, vicdanın içerisindeki dört vasfından, unsurundan, erkanından bir tanesidir. Bunu 136 Hutbe-i Şamiye'de söylüyor. Soğan gibi düşünürsek vicdanı, diş kabuğunda irade var, içeriye gir zihin var, içeriye gir his var, içeriye gir latife-i Rabbani var, malum. Bunda bir sorun yok herhalde. Şimdi zihin yeri vicdandadır. Aklın yeri dimağdadır. Apayrı bir alem. Şimdi zihin hakkında dört tane satır bir şey okuyorum. Zihin düşünce mekanizması değil, Adem'den vücuda çıkma sisteminin zeminidir. Bir daha, zihin üreten değil, düşünceleri üreten değil, Adem'den vücuda çıkma sistemi ve mekanizmasıdır. Adeta bu cihetle Allah'ın zatı sıfatının vücuduna mazhardır. Vücut. Biraz da okuyayım, daha iyi anlaşılır. Zihin, tefekkürün dirildiği yerdir, vücut bulduğu yerdir. Vücudu harici, hayat-ı tekviniyelere dönüştüğü yerdir. İlimle farkı ne? Zihin vücudu haricidir ama atomik değil. Vücut meratiplerinin en sağlamlıdır.
Serbest bölgesindeki düşünce, bilgi, malumat ikilik gösteriyor. İkilem var, o ve ben. İlim ise, yani takul ise aklın sıfatları ile, o berzah yapısı ile tasdike atıyor. Tasdikte ilim olabilmesi için dönüşmesi gerekiyor. Yani dönüşümün adı ilimdir. Dönüşümü kabul etmek yani. Bilgi, serbest bölgesindeki bilgi avlamak için yöntemdir. İlim tasdiktedir. Tasdik denilen ilim ona dönüşmedir. Yani üstad diyor ki ilim onu tard eder. Artık o böyle bir taşıdığım bir mesela bir bilgi vardır, adres vardır, bir şeyler biliyorsun, o sende taşıyorsun. İlim öyle bir şey değil. İlim ona dönüşüyor, zihin ise vücudu hariciye çıkıyor. Başka bir cümle. Öğrenilmiş yanlış doğrular zihnin içine anlatıyor. Öğrenilmiş yanlış doğrular veya öğrenilmiş doğru vücutlar olduğu yerdir. Şaşıracaksınız, çok ilginç bir yer şimdi şey yapacağım. Mesnevi Nuriye 216. Diyor ki, ben okumak istediğim yeri okuyacağım. İnsanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Yani yaşadığımız şey ilimdir. Batıl dahi olsa ne yaşıyorsak. Bak, insanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Yani yok olmaz hiçbir şey. Geçti diyoruz. Surette, sureta yaşadığımız hayat geçiyor. Ömür geçiyor dediğimiz bizim zanlarımızdır. Oysa hiçbir şey bir yere geçmiyor. İnsana avdet ediyor. İnsana dönüşüyor. Ya gafletle müzdim olarak gelirler veya hasenat-ı muziye ile avdet ederler. Bu zihinde oluyor. Yani yaşanan hayat hayatım oluyor. Ezeli ve ebedi ahiret hayatının çekirdeği oluyor. Yaşadığımı şu anda siz beni dinliyorsunuz, ben de bunu konuşuyorum. Bir saniye öncesi gitti. Biz onu alemi gayba gibi, o bizi ilgilendirmez nerelere gittiyse. Yaşadığın her şey insana avdet ediyor, insana dönüşüyor. Sen oluyorsun. Yaşadığımız bütün saniyeler, anlar, saniye bile değil, zihinde, işte bu avdet ettiği şey zihinde oluyor. Zihine dönüşüyoruz. Yani zihin ayat-ı tekviniye dönüşüyor. Bir de okuyorum düz cümle. İnsanın ömür dakikaları insana avdet ederler. İnsana dönüşürler. Kendine dönüşürler. Ben beni yapıyor. Yani bir şey gibi, pervane gibi, elektriği kendisi imal ediyor, kendisini aydınlatıyor. Yani araba motoru gibi, araba motoru harcar elektriği farla, korna ile, ama gene enerji kendisi imal eder. Yani alternatif akım, doğru akım, birbirlerine dönüşme var oralarda. İnsanın yaşadığı hayat
kendine avdet ediyor, insana dönüşüyor, hayat-ı tekvini oluyor, vücudu hariciye çıkıyor, Adem'den vücut giyiyor, zihinde oluyor. Ondandır ki, şu anda dur, sonra vereceğim zaman. Şimdi, ondandır ki, akıl üretkendir, zihin üretken değildir. Sana zaman vereceğim. Bu yaşanan, düşünülen, tasavvur edilen, taakkul edilen, tahayyül edilen her şeyin dönüşümü. Hayat-ı tekviniyelere dönüşüyor. Ama kör olası cehalet, vücut dediğimiz zaman illa atom anlıyoruz. Atom şu mevcudat, bizi aldatan şeydir. Ben bitirince Yavuz'a alacaksın, sözü vereceğim. Şimdi nasıl bir şey, bir örnek vereyim. Ne kadar aldanmış olduğumuzu anlamak adına. Şimdi ben bir şey görmüştüm. Bu bir parka gitmiştik. Kafana bir gözlük veriyorlar. Oraya girmeden, oturmadan önce beni Cemil götürmüştü. Onun yakınıydı o. Ondan sonra çünkü bu tüyeller benim şeyimi oluşturuyor. Tefekkürümü oluşturuyor. Şimdi ben oraya oturmaya, sinema gibi yere gittim. 10 kişilik yani. Duvarı gördüm önceden. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Buraya hocam dedi, bir video gözükecek, uzay. Ama şimdi bak, görüyor musun? Gördüm. Şimdi sana bir gözlük vereceğim, sen onun içine gireceksin. Sanki içindeymiş gibi, ha orada. İçindeymiş gibi duyguların, fikirlerin olacak. Ondan sonra şeyi koydum ben, gözlüğümü koydum. Aynı böyle düşüyorum, böyle uçuyorum, aynı bir tıpatıp yaşıyorum. Tıpatıp yaşıyorum. Peki ben oraya oturmadan önce buraya oturuyorum, bana böyle bir muamele yapacaklar, karşımda vitrin var, bunu bana taktı, böyle tamam. Realite, gerçek bu. Bu değiştiriyor. Bu beni içine koyuyor. Filmin içine giriyorum. Ama bu yokken dışındaydım. O ve ben. Bunu taktım. Ben yok. Ben orada. Ben onun içindeyim. İçine girdim. O Mars'a götürüyor, galaksilere, yıldızlara çarpıyor. Aynen hissediyorum. Oh, mesela bir de oynatıyor koltuğu böyle şey. Tabii 3-5 kişi vardı. Ben böyle şeyleri sizin gibi çocuklukta görmediğim için ben bizzat fıtri yaşıyorum, sen böyle. Görmemişiz yani. Yani o 3-5 kişiydi. Bağırıyorlar tabii uçuyor düşüyor diye. Oysa kendisi uçup düşmediğini oturduğumuz koltukta belli. Sonra kendim bir deneyliyim dedim. Yani aynen ben de hissediyorum. Aynen. Ayet-i Kürsi okudum. Blok etmeye çalışayım bu duygumu dedim. Kısmen ettim. %70 ettim ama %20-30 edemedim. Aynı duyguları yaşadım sonuna kadar ama %20-30. Öyle. Başka bir örnek vereyim. Şimdi bu, evet o da var. Şimdi adama, basketbolcuya gidiyorlar. Ondan sonra konuşacağız. Basketbolcu hakikaten topu tam usta birisi atıyor. Buna bir gözlük veriyorlar fakat potayı 15 derece sağa gösteriyor gözlük. Ondan sonra hadi at bakalım diyorlar. Topu 15 derece sağa atıyor. Yani potada mı? Çünkü gözlük orada gösteriyor. Tamam, normal. Hadi gözlüğü çıkar, şimdi topu at deniliyor. Gene 15 derece sağa yanlışa atıyor. Öğrenilmiş yanlışlıklar işte. Bu aklın aldanması.
burada şunu demek istiyor. Potayı göz görüyor ama yerini akıl farklı yerde gösteriyor. Üstad dilim 6. lemada Van Kalesi'ne çıktım, ben bunu gözümle değil kulağımla görüyordum. Kulağımla değil gözümle işitiyordum. Gözde işitmek. Şimdi gözde akıl farklı çalıştığı, akıl da bazen zihinle farklı çalışıyor. Zihin hakkında bir cümle de okuyacağım. Ondan sonra konuşacağız zaten. Orayı bulayım. Bildiğimiz gibi değil bu. Risale-i Nur zihin noktasında çığır açacak. Çığır açacak bir uygulamada, derste gösteriyor. Yani Risale-i Nur lugat gibi böyle zihin eşittir, şuur eşittir diye değil, eylemde gösteriyor. Bu cihetle emsalsizdir, yok. Yani zihin nedir? Uygulamada gösteriyor. Kendisini eşittir de değil. Şimdi bakayım neredeydi? Onu... Yok. O güzel bir yer. Mesnevi Nuriye'den. Şöyle gideyim. Diyor ki zihin kelamın remzidir diyor. Kalın Mesnevi Nuriye'de. Zihin, hatırladınız mı? Burada bir yere yazmıştık, not aldım ama. Kelamın remzidir. Ha şurada, Büyük Mesnevi 703. Diyor ki, hulasa, lafız, ağzından çıkan lafız, kelam neydi? Ruhun alem-i şehadetteki nüfus cüzdanıydı. Lafız şuymuş, nerelerden çıkıyor? Meyil, kalpten çıkıyor meyil. Sonra vicdana iniyor. Vicdandan yani kar topu gibi dağın tepesine atıyorsun. Dağın tepesinden aşağı doğru atıyorsun. Katlana aşağıya dev bir şey iniyor. O dev olan şey lafızdır. Kabul edelim. Nerelerden gelmiş geçmişse hepsini üzerine sarmalamış. Lafız da nereden gelmişse onu dışarıya atacak şimdi. Lafız fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, zihnin remziidir. Çok acayip. Lafız dışarıya çıkarken bunları çıkarıyor. Yani lafız, biz daha bunu bilmiyoruz ki. Konuşmanın ne demek olduğunu, nereleri dışarıya taşıdığını, nereleri tanımladığını. Yani lafızı bırak. Affedersiniz, büyük ve küçük abdesti insanı nasıl dışarıya taşıdığını. İki, insanın teri, insanın kokusu, İnsanın siması, insanın sesi her daim değişikliğe uğruyor, sabit yok. Yani benim haletime göre sesimin içeriği, terim, ter, bunlar hep değişiyor. Yani kendini kötü hissettiğin zaman, iyi hissettiğin zaman, siman değiştiğin gibi sesin içerikleri değişiyor. Şimdi ben o iki tane misal verdim. Basket topu atan zatla benim yaşadığım. Şimdi bu dünya aynen bu anlattığım gibidir. Kafamıza bir gözlük verilmiş. Onun içerisine sokmuş. Ben mesela oturdum ya böyle seyretme yerine. Ömrümde ilk defa gördüm. İyi ki soktu.
Karşıda yokken böyle gittim. Ha bu mu? Dur hocam dedi. Görüyor musun hocam dedi. Şey orandaki zat, onu yöneten zat da bizim kardeşin akrabası. Bana koy gene. Şimdi baktım. İki defa anlatıyor. Tamam. Tak şimdi perdeyi kapattım. Şimdi baş başa kal bakalım. Ya ben ve oydu. Şimdi ikilik yok. Ben. Aynen yaşıyor. Dünya bu. Dünya bu. Bu yaşanan yer artık aklımı da şey yapıyor. Sürüklüyor. O zihinde realite buluyor. Zihinde. Şimdi batıl veya hak vücut buluyor. Vücudu hariciye çıkıyor. Şimdi bunu anlattıktan sonra şimdi söz vereceğim ama biz o kadar acayip aldanmışız ki sevgili canım kardeşlerim bağrım yanıyor. Biz anlamadığımızı anlamlandıramamışız ve farkındalığımızı oluşturamamışız. Üstad mutadid defa külliyatın her yerinde dağların sesi, denizlerin sesi, taşların tıktıkası, yağmurların şakşakası, mevcudat bizimle konuşuyor derken biz onu teşbih zannettik. Teşbih zannettik, benzetme zannediyoruz. Yani ağaçlar bize konuşuyor. Otelin balkonunda bakıyor çınar ağacına. Yaprakların şırıltısı meyve risalesine geçiyor. İnsana şöyle şöyle diyor. 17. söz bununla dolu. Biz şöyle dedik. Lisan-ı halinden çıkarttığı mana. Hayır. Hayır. Şimdi ilmen söylüyor. İnsanın kulağı 0.10'da 4, 3 ekle 0.10'da 7 lambda. 0.10'da 4, 0.10'da 7 lambda arasındaki ses titreşimlerini duyar. Mesela 0.10'da 4 daha aşağısındaki ses karıncanın ayak sesi. 0.10'da 7 lambda'dan daha üstün ses yıldızların hareketinden doğan ses. Duymuyoruz. Yok mu? Ve aynen bunun gibi 60 ile 120 megahertz dalga boylarını gözümüz görür. Onun üstündeki, altındakini, tırnağımızın içindeki mikrobu görmez. Şimdi mevcudat konuşuyor kardeşim. Duymuyoruz. Sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakikati görmüyorlar, işitmiyorlar, anlamıyorlar. Yani yüsebbihu, tüsebbihu, Kur'an bunu teşbih olarak demez. Sif. Teşbih de vardır tabii. Peki kelamın remzidir diyor zihin. Allah Allah. Yani kelamı anladık mı ki? Onun için diyor ki 139 zihin birinci derste geçiyor. Mevcudat zihnimizde diriliyorlar, hüşyar oluyor. Diyor ki sadasıyla yüsebbihu. İşitenlerin zihinlerinde nasıl diriliyorlar? Hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Ama biz dedik ki mevcudat lisan haliyle bu da var ama bu değil işte. Benim o filme girip perdeyi kapattı ya adam. Hocam buyur dedi. Senin ufkunu açacağını, sana malzeme olacağını inanıyorum. Ve Risale'de haberi dostumuz. Hakikaten öyle oldu. Peki ne yaptı ben? İkilemimi kaldırdı gözlükteki şey. Yoksa orada gözlüğüm açık olsa galaksi, samanyolu, yıldızlar arasında seyahatim o ve ben takınca üç boyutu değilmiş. Ben içinde yaşadım. Bu dünya bu. Tiyatro oynuyoruz. İşte bunlar yüsebbihu, tüsebbihu tesbih ediyorlar, tesbih ederler. Sadasıyla işitenlerin zihninde diriliyor. Tasavvurda
tasavvurda şey oluyor diyor, suret alıyor diyor, 703 mesnevide hulasa lafız, fikrin kaymağı, yani kaymak, tasavvurun sureti, lafız, neyi düşünüyorsan onun sureti, teemmülün bekası, varlığını idame eden, seni inkılap ettiren lafız, zihnin remziidir. Yani onu dışarıya tanımlayan vücudu haricilerin sesleridir. Onun için mevcudat konuşuyor. Mevcudat diriliyor. Ama menfi 216 mesnevide insan yaşadığı ömür dakikaları kendisine avdet ediyor deyince dehşet alıyorum. Ben oluyor. Onun için mesela yatsı namazının sünneti kılmadın değil mi? Farza geçti. Sen bugünkü yatsı namazını ezeli, ebedi. Ebedi, ezeli. Ezeli, ebedi bir daha o yatsı namazını bulamayacaksın. Yok. Bitti. Abi yarınki yatsı namaz, o yarınkidir. O. Bitti. Yani insanın yaşadığı şey insana avdet ediyor. Bu tasavvurda, taakkulde, tasdikte yaşanan bir şeyler zihinde avdet ediyor. Mesela bir misal vereyim. Şu anda hepiniz dinliyorsunuz beni. Sizin şu anda ders dinleme şekliniz vicdanınızda diriliyor. Vicdanınız ona göre gelişiyor. Benim anlattıklarım değil. Ona dikkat, çünkü dikkat biliyorsunuz mehirdir. O dikkat oturma şekliniz, derse müteveccih olmak, ciddiyetinizin ne kadar şeyse zihninizde o kadar diriliyor. Çünkü şair-i İslamiye, ayet-i kerimeler, yaşantılarımız hepsi zihinde vücudu hariciye buluyor. Adem'den vücuda çıkıyor. Çünkü zihin hepsinin remzidir. Son şeyim olsun da ondan sonra şey yapayım. Vahiy akla gelir. Şuraya şey yapabilir miyiz? Sen çevir istersen kamerana. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Abi az daha yaklaşabilirse daha iyi, yoksa tamam. Tamam. Şu anda tamam. Şu anda görüyor musunuz? Evet abi, görüyorum. Gözüküyor mu? Ben görüyorum. Diğerleri ölmüş müdür, yaşıyor mu acaba? Okunuyor abi, okunuyor. He. Okunuyor abi, okunuyor, görünüyor. He. Yani acaba yaşıyor musunuz diye merak ettim. Yaşıyoruz abi, yaşıyoruz. Tamam. Şimdi burada, burada vahiy iniyor. Vahiy iniyor. Bu fikir burada, burada da tanımlanıyor. Malum buralardan ilime oluyor. Şimdi geçen haftayı şimdi kulasa ediyorum. Tasdik ilim oluyor. Sonra izana geçiyor. Sonra geliyor vicdanın, irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye'de yapılandırıyor. Girmiyoruz. Burada zihinde, konumuz bu olduğu için sırf buna, ayat-ı tekviniyelere dönüşüyor. Sonra bu geliyor, bu itikadı oluşturuyor. Buradan. İtikadı oluşturuyor. İtikattan diğer kalbe vuruyor. Kalbe vuruyor. İman oluyor. Ama bir ayat-ı tekviniye dönüşüyor. Ayat-ı tekviniye dönüşmezse sırf evamir-i tekviniye olur. İtikat olur. Yani itikat olur. Çünkü evamir-i tekviniye bak şuradaydı. Bak şimdi ayat-ı tekviniye şurada. Şurada. Gördünüz mü bilmiyorum. Ben göremiyorum sizi. Evamir-i tekviniye yazıyordu sanırım. He. Evamir-i tekviniye. Tamam mı? Evamir-i tekviniyeler bu vahiy ile tanımlanıyor.
Burada da ayat-ı tekviniye dönüşü aşağıda. Tamam. Şimdi geç çık. Geç çık. Gel geç. Anlattım biraz önce. Bir daha anlatayım, dur. Bak şimdi, şöyle yapayım. Burada şöyle alayım, bunu çekeyim ben. Vahiy buraya geldi mi Osman? Evet abi. Geldi. Bu vahiy akıl muhakkak. Sonra o uzun tabii, bu tasdik okumuştuk hatırlarsın. İlme dönüştü. Tamam mı abi? Evet. İlme dönüştü. Daha aşağı gitmiyor. Sonra izan oluyor. Tamam. Bu birbirine dönüştürme vardı ya böyle kalitesi. Evet. Sonra daha dimağda yapılanmadan vicdana inmiyor. Evet. İzan, iltizam, itikat. Vahiy. Bu vahiy bunu olgunlaştırdı. Bu da felsefe. Batıl itikatlar diyor hiç vicdana inmeden. Ondan sonra bu ilimde, izanda şeye iniyor, vicdana iniyor. Bak şuraya iniyor. Bu geçen haftaki ders. Zihine iniyor. Zihinde ayat-ı tekviniyelere dönüşüyor. Şimdi nasıl olduğunu onu anlatacağım da bir kroki yapayım. Ayat-ı tekviniyeye dönüşüyor. Şuradaki, şu tasavvurdaki evamili tekviniye, Kur'an vasıtasıyla burada vahiy, bu evamili tekviniye vahiy ile anlam kazanarak ilime, izana, ondan sonra zihinde ayat-ı tekviniyeye sonra dönüşüyor. İtikadı oluşturuyor. Vicdani bir itikat. Eğer vicdana inmese batıl itikat oluyor. Buradaki gibi. Sonra itikattan kalbe inince, şimdi ayat-ı tekviniyenin ne olduğunu anlatacağım, bir oturacağım. Bundan sonra bu itikattan sonra kalbe vurunca iman oluyor. Şimdi ayat-ı tekviniye deyince atom değil. Atom surettir. Kışırdır. Köpüktür. Bu ve min ayatina şu çiçek, bunlar ayat-ı tekviniyedir. Mertebesi nedir bizim muhatap olduğumuz, herkesin muhatap olduğu? Suretidir. Bunun kanuniyeti var. Kanuniyeti nerededir? Kanuniyet hatırladınız? İnsanda. Akılda değil mi? İlmi vücutları. Namus kanun. Bunun hakikati zihinde diriliyor. O ayat-ı tekviniye o işte. Ve min ayatına ayetlerimiz. İnsan bizim mevcut... Hasan abi bizim o gördüğümüz sureti aslında şu an masanızdaki çiçeğin suretini görüyoruz. Gördüğümüzde ayat-ı tekviniye diyoruz aslında. Evet. Ama esas ayat-ı tekviniyesi hakikati olan zihnimizdeki mi? Bu buradan Osman'ım aldanıyoruz işte. Yani beni karıştırıyorum ben de. Onu karıştırıyorum. Ben şu an yeni biraz anladım şimdi. Yani kusura bakmayın böyle şeyim böyle benim dünya bugün de hep okuyorum ya bitirdim zihni. Yani nasıl aldanmışız? Nasıl aldanıyoruz yani? Şunlara şu surettir der ustad. Köpüktür der. Hatırladın mı bu tabirleri? Evet. Evet
Cilve cema nakış sanat köpüktür diyor. Biz buna hakikat demişiz. Felsefe buna, ben bununla uğraşıyor. Bunun sureti serbest bölgededir. Kanuniyeti insanın taakkulündedir, tasdikindedir mertebesi itibariyle. Fakat hakikati bunun, hakikati Esma-i İlahiyedir değil mi? Hakikat, hakaike şey sabitetun. İşte bu hakikatin vücudu harici ama bilmiyorum nasıl dirilmiş orada. Ustad, şimdi bak. Ustad bir sarı çiçeğe bakıyor, Risale yazıyor. Muhyiddin Arabi yürürken çiçeklere denk geldiği zaman ota, ey Muhyiddin dermiş çiçek, ben bu işe yarıyorum. Ot diyormuş ki ben bu işe yarıyorum. Ben bu işe yarıyorum diye mevcudat onunla konuşuyormuş. Ondan sonra onlar da bunu yazıyorlar. Kardeşim onunla konuşuyorlar. Hasan abi. Evet. Abi burada anlattığınız hakikat kalpte, vicdaniyatta, kanuniyet yok muydu? Hep böyle bahsediyorduk ama. Yani kanuniyet vicdanda, hakikat kalp diyordu. Evet, kalp arşın karşılığı da bu zihin. Zihin yani vicdan kalple böyle öyle bir imtizaç etmiş ki arş Esma-i Hüsna'nın perdesiz tecelli ettiği yerdir. Onun karşılığı bizde kalptir. Zihin ise vicdan ise elbette ki onun alt veri tabanı ama hakikatin orada kalpteki en azami derecede Esma-i İlahi'nin kendisi oluyor. Esma-i İlahi'nin kendisi hakaik eşya isabetin Esma'nın tam kendisi. Fakat bu şeyde vicdandaki hakikat dediğim şey Esma-i İlahi'nin kendisi değil. Vücudu harici giymiş hayat-ı tekvini ama nasıl bir şey bilmiyorum. Ama Esma'nın kendisi dediğin gibi kalpte. Bu vicdandaki bu hakikati, yani bunun hakikati ne? Hayat-ı tekviniye orada. Yani Esma'nın kendisi kalpte ama hayat-ı tekviniyesi, o hakikatin o mertebesi, hayat-ı tekviniye zihinde. Ondandır ki... Hayat-ı tekviniye biz normalde hani vücudu harici giymiş diyorduk ve hani vücudu harici şeyde ilim, irade, kudretin taluk ettiği vücut mertebesi. Evet. Yani şimdi o zaman diriliyor, yani dediğinize göre vicdanda da o zaman bu ilim, irade, kudretin talukuyla bir vücut mertebesi var ki hakiki vücut oluyoruz aslında. Şu gördüğümüz değil aslında. Evet. İlim, irade, ben bir sesini de kaldırayım da. Şimdi Osman. Evet abi. İlim burası yani biraz bam teli gibi geldi de. O işte. İlim, irade, kudret taalluk ettiği zaman mahluk oluyor. Ama mahluku biz şuradan çıkmak istiyoruz artık. Mahluk sırf bu mertebe değil. Bu mahluktur. Bu da hayat-ı tekvinedir ama ne olur her şeyin sureti şeydedir, serbest bölgede. Bu surettir. Ve hayat-ı tekviniyedir ama suretidir. Bunsuz olmaz. Bu surettir kardeş. Bu köpüktür. Zihnin kalbi ve zihnin aklı var mıdır? Neyin? Zihnin kalbi ve zihnin aklı. Var. Yani şunu kastediyorsan zihnin kalbi değil de şöyle bir şey diyeyim geneli. Nefsin aklı ve kalbi bile var nefsin. Nefsin nefsinkisini söyleyeyim.
Nefsin aklı hevadır, nefsin kalbi his ve hevestir. Şimdi bunu bir daha böyle şey yapayım, ayet-i tekvini, ondan sonra konuşalım. Ayat-ı tekviniyelerin, yani ustadımızın tabiriyle 139 sözlerde yüsebbihu tüsebbihu diriliyorlar diyor. Nerede diriliyor? Tabi dirilmenin mertebesi surette var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Hasan abi, diriliyor diyorsa, pardon hani hemen onu da diyeyim, diriliyor demezse aslında ölüymüş ki, ölüydü, dirildi. Yani şu an o çiçeğe ben manayı, ismi manayı harfiyle bakmama göre ya ölüyor ya diriliyor. Evet, bu. Yani ölüymüş, ben de diriliyor. Evet. Aslında ölü hakikat, yani bakılmadığı zaman o ölü. Ona bakan bir şuur olmadığı zaman hep ölü. Ölü. Senin hakkında diyor 216 Mesnevi'de ya muziye olarak ya vücut olarak sana dönüyor. Peki peki ölünce ne oluyor? Adem olmuyor mu? Ya çok önemli, evet. Hasan abi, ilimden kudrete, kudretten ilime zihinde mi geçirileşiyor? Bu hani Allah'ın, ama doğru veya yanlış bilmiyorum ama bugünkü şeyim, Allah'ın zatı sıfatı var ya arkadaşlar. Evet. Vücut, beka. O vücudun, vücuttan Adem'e, Adem'den vücut, o tekvin, tekvindekin demiyorum. Tekvinde Adem, vücutta vücudun, sanki vücut, daha bilmiyorum ama etrafını kazıyorum. Vücudun en güzel ayna darlığını yapan hakikat mertebesi olarak, her şeyin sureti serbest bölgede o hariç, zihin. Yani abi zihnin mesela mahiyeti vücut dersek hakikati neresi diyeceğiz? Yani vücut... Mahiyet dediniz, en son orası dedik. Hayır, en son mahiyet değil, zihin mahiyet değil. Hakikatin... Yok, hayır, zihnin sureti, kanuniyeti, hakikatin mahiyetini yaparsak. Ha, yaparsak. Evet. Onu, zihnin sureti, kanuniyetini, hakikatini yapmadım daha. Onu nasıl becereceğimi de bilmiyorum. Yani dirilme diyorsa dirilmenin emaresi hayat. Tamam. Şöyle yapalım. Bismillah. Abiler, bu dirilme meselesini tohum çekirdek mesabesinde düşünsek daha iyi değil mi Osman abi? Yani öyle değiller ki. Çekirdek gibi ukde-i hayatiye taşımak var ya. O cümleye baktığımız zaman biraz çekirdeği tarif ediyor gibi, hüşyar olmak. Dinliyorum. Sonraki devamı da cümlenin. Dirilmiyorlar, hüşyar oluyorlar. Kıyamette insanı mektep kişilere benzetiyor. Kıyam edip zikrediyorlar diyor ya, kıyam edip zikrediyorlar. Hani bir bitki gibi tohumdan, çekirdekten patlayıp hüşyar oluyor, uyanıyor, kıyam edip yükseliyor. Yani öyle bildiğimiz bir ölülük yok orada. Çekirdek misali ya. Çekirdeğin patlaması. Evet, uyuyor. Bence öyle değil abi. Bence sürekli ilimden kudrete, kudretten ilime, yani sürekli dirilme devam ediyor. An be an. Ferdi aherle sürekli dirilme. Hem bahsediyor burada. Bir kere kudreti mahluk, yani taluk edip de mahlukiyetin olduğu yer değil. Sürekli mahluk oluyor. Ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyor. Hasan abi, bir şey sorabilir miyim? Ha, dinliyorum size. Size bıraktığım için dinliyorum sizi ama zihnin sureti, kanuniyeti, hepten duman ettiniz beni. He.
Dinliyorum. Harun konuş. Abi şimdi deminden beri dinliyorum da abi şimdi anlatıyorsun. Bana nasıl bakıyor diye bakıyorum abi. Hep siz öğretmiştiniz. Yani Yunus balığı atıldı, şey yaptı da bu bende ne oluyor? Yani şimdi dirilmek derken şöyle bir şey abi. Hayatımın içinde mi, bedenin içinde mi hayat var? Yoksa hayatımın içinde mi beden var? Bir daha söyle. Yavaş söyle. Gitti görüntü. Yok. Seni görüyoruz biz. Alo. Dondunuz abi ama. Ben donmadım. Donan sensin. Tamam abi. Bedenimin içinde mi hayat var, beden var mı? İkisi de doğru. O zaman ölü olan benim abi. Ben ne zaman bedenimin içinde hayat, hayatımın içinde beden olunca zaten onlar hayattı. Benim vücudu haricim. Nasıl ki 6 ile 9'u alttan üstten baktığın zaman karşıdan önden değişiyor ya, 6 işte. 9 oluyor birisine, birisine 6 oluyor. Yani arabanın dışından arabaya, arabanın içinde şoföre yani. Fakat şu var Harun, belki bir nebze izah olur mu? Mevt var ya, mevt. Yani cümleyi yazarsın, nokta. Sonra başka bir cümleyle devam edersin ya. Mevt hayatın noktasından noktası değil. Mevt hayatın içidir, içindedir. Hayat bittiği için mevt olmuyor. Mevt sureta dünya, ahiret dünyanın böyle bitişik arsası değil. İçindedir. Şeye bakarsa böyle, hep Nadir abi çok şey yapardı, selam olsun. Hayatın 29 hassası var değil mi? Evet. Biz hayatı anlamamışız. Anlamamışız derken, itham etmeyelim birbirimizle ben de. Fakat bunun, bu daha bu şey yapıyoruz, yürüyoruz. Hayatı canlılık zannettik sırf böyle, üreme, yeme içme. Mevt hayatın içindedir. Bu zihin diriliyor diye beni bu akşam en çok heyecanlandıran, ya kardeşim mevcudat Bülent'tir diyor. Bülent yani gür ses. Mevcudatın sesleri, manaları hep bizimle konuşuyor ama bizden vış 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 geçip gidiyor. Yani avlayamıyoruz. Oysa zihinde hepsi diriliyor. Kamera biraz aşağı indir, kafayı kesiyor. Kelam indir mi? Aşağı indir. Daha önce demiştik ya abi. Biraz da indir. He? Kelam vücudu haricisi suretidir. Ruhun. Ben işte içi dışa, dışı içe çevirdiğim zaman zaten onlar ben olduğunu fark edince zaten diriler yani. Onu demeye çalışıyorum. Farkındalık var ya Harun. Farkındalığın kadar zihinde diriliyor. Hasan abi. Heh. O zaman şey diyebilir miyiz? Fenadan bekaya geçip zihinde oluyor. Yani bir tanesi derse ki yani ne konuşuyorsanız hep onu öndekslediniz. Süre, serbest bölge, akıl. Yani bunlar meratipleri var da şimdi her şeyin meratibi suretidir, kanuniyetidir, hakikati. Bu zihinde fazla ileri değil, zihinde vücut buluyor. Tasdikte ise ilim denilen şey ona dönüşüyoruz. Şey ise taakkulde ise akl, ikal yani ayete dönüşüyoruz, furkanlaşıyoruz. Tasavvurda ise serbest gölge evamiri tekviniye dönüşüyor. Zihinde diğer mertebelerden farklı olarak ayat yani var vücut buluyoruz. Bizzati böyle tasdikte ilim neydi ona dönüşüyoruz. Yani kabul ettiğin anda ilim ona dönüşüyorsun. Bu öyle değil. Bu cennetin fethulü fi ibadi ve tulü cenneti cennet cehennem orada oluyor. İşte vücut oluyor. Nasıl bir vücut bilmiyorum. Ama vücut...
Biraz sanki şey yapan bir yer okuyabilir miyim izninizle abi? İşaret-ül İhlas 42'de abi, şimdi bu anlattıklarınızla imanı birleştirerek düşündüm. İman Sadı Taftazani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz'i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur denilmiştir. Şimdi hani biz anlıyoruz, evet iman kalptedir deyip geçiyoruz ya. Devamında öyleyse iman Şems-i Ezeni'den vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamen ışıklandırır. Peki ne oluyor o şekilde? Hani siz dediniz ya işte çiçek konuşuyor vesaire vesaire. Ve bu sayede bütün kainat bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur. Bütün kainat bir ünsiyet ve emniyeti peyda diyor. Sonra ne olur? Her şeyle kesbi muharefe eder diyor. Her şeyin sonra ve insanın kalbinde öyle bir kuvve-i maneviye husule gelir ki insan o kuvvet ile her musibete, her hadiseye karşı mukavemet edebilir. Ve öyle bir vüsat ve genişlik verir ki insan o vüsatle geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir diyor. Evet. Yani acayip bir şey abi. Her şeyle muharefe edin. Yani bu mesela iman, siz anlatıyorsanız zihinle anlattınız. Ayetlerin dirilmesi vesaire. Yani hakikaten insan imanı bile Allah'a iman ettim bitti gibi anlıyor ama bu boyutuyla baktığı zaman iş çok başka yani. Abi sen oradan bir temsil okuyabilir miyim? Belki buraya bir temsil olur. Zerrat-ı harekattan. Bu burayı anlamak için inşallah. Diyor ki abi sözler 554. Bir de şuaları getirsin bana. Zerrat harekatının binler hikmetlerinden bir hikmeti dahi zerreleri nurlandırmaktır. Ve alem-i uhrevi binasına layık zerreler olmak için hayatlar ve maneler olmaktır. Bir kışla bir mektep hükmündedir ki cami zerreler ona girerler, nurlanırlar. Adeta bir talim ve talimata mazhar olurlar, letafet peyda ederler. Birer vazifeyi görmekle alem bekaya bütün ihlasıyla hayatlar olan dar ahirete zerrat olmak için liyakat kesbederler. Şimdi zerrat harekatta böyle olduğu gibi abi, burada vücuda çıktığı gibi sizin anlattığınız zihinde de onlar abi vücuda çıkıyor. Yani burası onu açmak için bir temsil olabiliyor sanki. İleride de yine iman ve kalbin nazik ve latif yerlerinde makam verilmesiyle bilinir ki diyor abi. Hayrattaki zerredeki bu vazife sizin anlattığınızın temsili olmuş olabiliyor abi sanki. Şimdi evet, ben bir yerde okuyayım. Biraz da ufkum şey olur belki. Diyor ki şualar 756. Binaenaleyh fe eynema tuvelu fesemma veçullah. Ayet-i kerimesinin sırrıyla zihine böyle bir bakın buna. Cihat-i sitteden herhangi bir cihette olursa insan tenevvür eder. Hatta mümin olan bir insanın, şimdi ölüme bakın, ölümü nasıl zihinde ne yapıyor? Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevi ömrü, dikkat et, ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı sitteyi tevhir eden iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bak, zaman ve mekanı kaldırıyor. Tahayyül ve tasavvurun kalktığı yer, zihin. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur, zihinde bu. Mazi, müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman-ı hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Şimdi geçen hafta önceki hafta Yüsebbühü Tüsebbühü okumuştuk. Onu sonra geçen hafta da şurayı okumuştuk. İşaret-ül İhlas 116. Arkadaşlar kimin telefonu bir şeyler yapıyor, takur tukur yapıyor, kim yapıyorsa yapmasın. 172 sayfa defterin 172'de İşaret-ül İhlas 116'yı okumuştuk.
Akılda ayetler evamir tekviniyeye, tasdikte ilmi vücutlara yani ona dönüşmek, izanda vicdani hasiyetler ki irade zihni ratife-i rabbani oluyor. Zihinde hayatı tekviniye dönüştüğümüzü konuşmuştuk. Şimdi şeyden devam edeyim. O ilk birinci dersin o kadar şey ki yusebbihu, onun daha ileriye götüreceğiz inşallah. Daha iyi anlaşılsın diye düz okuyorum. Akıldaki tasdiklerin vücudu haricisi. Ha, bu arada bir şey demek isteyen varsa ben durayım, şey yapalım, konuşalım. Var mı diyeceğim? Benim yok abi. Şey, Yavuz... Hasan abi bu mevcudat konuşuyor dediniz ya, hani Üstad Hazretleri ile Muhyiddin Arabi ile bu konuşma nuru imanla mı oluyor? Hani diyor ya, göz ve kulak nuru imanla ışıklanırsa. Bir de bu nuru iman zihindeki rolü nedir? Bu dirilmede bir etkisi var mı? Yani dimada, diman o bütünselliği, vücud hariciye içerisini, keyfiyetini bilmemekle beraber zihinde dirilip hüşyar olup hayat-ı tekviniye oluyor. Bakayım ne? Uzaktan okuyamam. Mesela çok güzel bu. Evet, çok garibime gitti. Mesela o zihinde güzel bir şey buldu. Beyazıt Camisi'nde usta tavuzları dinlerken adamın sesini duydu. Kimin sesini duydu, hatırladınız mı? Şeytanın sesini duydu değil mi orada? Evet. Yani zihinde zıtlar da var arkadaşlar. Yani ben daha keyfiyetini bilmiyorum. Zihinde dimadaki mertebelerin vücudu hariciye ayete dönüşmesi, ayat-ı tekviniye dönüşmesi, bu miktarı kadar, benim bildiğimi söylüyorum veya bir kısmını ifade ediyorum. Zihinde, zihne inmeden, serbest bölgeden, akıldan, tahayyülden, tasdikten, izandan, iltizamdan, itikatla bu aklı hamur yapıyor, imtizaç ediyor, keyfiyetini bilmemekle beraber iradeye dönüşüyor bu bütünlük. Sonra zihinde farkındalığımızı oluşturuyor. Yani orada diriliyor, orada duyuyorsun. Bu Allah Allah. Bu mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Bu zihinde oluyor ama bilmiyor. Bu mevcudatın pencereleriyle bu ahirete bakmıyor, esmaya bakmıyor. Vacibül vücuda bakıyorlar. İsmi veduda mazar olursa sıfır. Peki ya ismi hakim ve rahime mazar olursa ne olur? Bunlar mevcudatın pencereleri, Allahu alem, zihinde oluyor bu. Ama bu pencere, kalp diyor pencere, bakan vicdan diyor ya, orada zihinde diriliyor. Bu dirilmemiş mi? Hariçte bu. İçinde bu diriliyor. Hüşyar oluyor. Kıyam buluyor. Peki dirildi, ne oldu yani? Bana ne getirecek? Bu der ne anlatıyorsun yarım saatten beri? Fakat bana katkısı nedir? Farkındalığın bu oluşturuyor. Farkındalığının dindeki adı Furkan. Dondum mu acaba ben? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Evet abi geliyor. Ha. Duyuyoruz abi. Ha, bak şimdi. Ne karımız olacak?
Yani bu dirilme nispetinde Furkanlaşıyoruz. Furkan oluyorsun. Farkındalığın miktarı kadar. Ama bu akıl mertebesindeki o ayat-ı tekviniyeler, evamiri tekvini, evamiri tekviniyelerin o mertebeleri şeyde farkındalığımızı anladım ki zihindeki hüşyar olan mevcudat ayetin tabiriyle yusebbihu tüsebbihu dirilmesi nispetinde farkındalığımızı farkındalığımız da canlı Furkan oluşumuzu oluşturuyor. İşte o oluşan farkındalığımızın vücudu haricileri, hayat-ı tekviniyeleri fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Orada içine giriyoruz. Harun'un sorduğu gibi dedi ki biz onun içine mi giriyoruz, o bizim içimize mi giriyor? Nasıl ki 6-9-9-6 olabildiği gibi şu anda biz onun içine girmeye çalışıyoruz Harun. Oysa o içimizde zaten. Hani dedi ki, evet tamamlayıcı ikiz. Evet. Şimdi hatırlar mısınız? Şeyde Nünker Mekir melaikelerin sureti burada olduğunu, soruyu burada sorduğunu, karşılaştık bir harama, soru bir. Ne yapacaksın? Ondan sonra kabirin sureti burada, kabrime girdim, Nünker Mekir geldiler diyor, şu arkadaş oldular diyor vesaire. Haşir meydanı, hepsinin sureti, kanuniyeti, ondan sonra hakikatin mertebesi hep bizde oluyor. Yani zihinde vücut buluyor. Akılda ise Kur'an oluyor. Kur'an'ın 55 tane insandaki dışa vuruşları, sıfatları var. 55 tane Mesnevi Nuriye'de söylüyor. Zihinde Allahu Alem farkındalığımızla furkanlaştığımızı gördüm. Ondan sonra biraz da ilerlersek bakayım, lafız şu. Barla layıkası 40. sayfadan okuyorum. Kalbin dereceyi hayatına çıktığın zaman günler evvel ve günler sonra hazır zaman hükmüne geçiyor ya. Ha, geldik mi abi? Ben geldim mi? Duyuyor musunuz sesimi? Duyuyoruz abi. Evet ha, abi. Kusura bakmayın. Uzaktan idare edeceğiz böyle. Barla 40. O vekayı da siz cismen değilse de fakat ruhen server-i kainat Efendimiz Hazretleri ile beraber idiniz. Tasavvur ediyorum. Bir koyar mısın şurada? Kaçıncı sayfa abi sizin defterden? Barla 40. Ha 176. Tamam. Açın bir zahmet de beraber yapalım. Yani biraz Ramazan buku yemekten sonra biraz böyle kaldırarak ver. Yoğun şey yapıyorsunuz, böyle yoğun çaba gösterdiğinizi biliyorum tabii. Yemekten sonra bu tür mevzular biraz tabii işlenmesi zor ama bakayım ne kadar da oldu saat bilmiyorum. Şimdi Barla 40, defter 176. Gördünüz mü abiler? Defter sayfası çok bulanık çıkmış abi, o sayfa. Tamam. Artık yapacak bir şey yok. Onu gündüz... Evet, şu anda yapacak bir şey yok. Barla 40. O vekayı da siz cismen değilse de fakat ruhen server-i kainat Efendimiz Hazretleri ile beraber idiniz, tasavvur ediyorum. Onu götür içeriye. Tık tık değil mi? Zira o vekayı meskürenin künyesiyle, mevkisiyle, mevkiyle, ananeyiyle, anesiyle, katiyen müşahede ve ol veciyle nak ve tahrir buyurduğunuza kani ve kailim. Hatırladınız değil mi bunu? Evet abi. Şimdi usta da diyor ki,
19. mektup var ya, Mucizat Ahmediye. Orada hiç dağda, bayırda, hiçbir yanında kitap mehaz yokken, sanki o Peygamber aleyhissalatü vesselamın o savaş hali veya o hadise, mucize göstermesi, sahabelerle konuşması, ustadın o kadar veciz bir şekilde hulasa etmiş ki 19. mektupta. Abi diyor ki, siz diyor, cismen değilse de fakat ruhen server-i kainat Efendimiz Hazretleri'yle beraber idiniz tasavvur ediyorum ben. Niçin diyor? Çünkü zira o vakayı meskürenin, o işlenen olan o hadiseyi künyesiyle, mefkisiyle, ananesiyle böyle kitap yok, dağda, bayırda sen bunu böyle şey yapılamaz. Nedir o? Diyor 17. lemada geçiyor değil mi? Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına geç, dün, yarını, bugün gibi Haziran'da görüyorsun, zaman arkasına geçince Resulullah'a seyrediyorsun o şeyi diyor. Ustad da bunu balaya koymuş. Hasan abi, geçmiş zaman meyyit, gelecek zamanda madum ya, bunların dirilmesi oluyor abi zihinde herhalde. Ha, evet. Ahmet. Artık zihinde sanki İmam-ı Mubin gibi mazi ve mustakbel Haziran gibi diriliyor. Ondan sonra bunlar zihinde oluyor diyor Allah alem. Bunun tersi de açığa çıkanlarda da Mesnevi Nuriye okumuştum. Şimdi Mesnevi Nuriye'de de örnek veriyorum şimdi. Mesnevi 703'te yani buna delil, hulasa diyor lafız, fikrin kaymağı lafız, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, yani o haleti ruhenin devam ettiren şey fikir. Sanki senin timsalin biliyor musunuz böyle, nasıl ki güneş nurani böyle, aynalar vasıtasıyla yansıyor ya böyle güneş vurunca. Yani nedir bu ayna? Karşıya yansıtmadır. Nurani şeyleri yansıtır. Zihin aynası da geçmişimi, anımı geleceğe taşıyor. Sanki bu zihin aynası hayatın burada diriliyor, canlı ruhlu oluyor. Bunu yansıtıyor. Onun için bunun adı teemmülün bekası. Lafız zihnin remzidir. Şimdi buradan devam ediyor. Lafız dışarıya çıkarken bunları da çıkarıyor, bunları dışarıda ifade ediyor. Lafız da insanın içsel aleminin dirildiği gibi zihinde de ayetler diriliyor. Mesela sizin aleminizde, benim alemimde ders okurken veya dersi dinlerken alemimizde sureti, tahayyülü, tasavvuru zihnimizde ne kadar diriliyor? Ya bu kelam. Kelam yani. Ha, ama kelamın içerisinde ben varım. Kelam, lafzımın içerisinde benim ilmim var, vicdanım var, kalbim var, ruhum var, vefam var, sevgim var, var da var. Ama bunu ben ifade ettiğim zaman sizin aleminizde nasıl diriliyorsa geldi dirildi. Tahayyülde şekillendi. Tasavvurda düşünce oldu. Taakkulde akıl oldu. Tasdikte ilim oldu. Zihinde ise vücut buldu. O lafız. Lafız da insanın içsel aleminde işte lafız diriliyor kardeşim. O lafız sende, şu ağzımdan çıkan, sende ağzından çıkan kel insanı avdet ediyor. Zihinde diriliyor ve senin ayetlerin oluyor. Oku ayetini, oku kitabını denilecek o. Bir şey zihne geçti mi, zihne girdi mi? Zihindekileri aktif etti mi? Nasıl ki cep telefonu, navigasyon,
uydudan geldi burayı uyandırdı haritayı. Zihin böyle bir harita. Yani bir zihin bir üreten, bir fikir üreten bir sistem değil. Fikirlerin hayat bulduğu yer, vücut bulduğu yer, aklın dirildiği, farkındalığın, yani furkanlaştığın bir şey. Vücut ya, başka bir ilerisi yok bunun. Yani bir ilim üretme, düşünce üretme değil. Böyle bir varlık yani. Bir şey zihne geçti mi, zihne girdi mi daha değiştiremiyoruz. Akılda ise değiştirebiliyoruz. Nasıl ki ihtiyarın tercihini tercih edip etmemeyi irade son kararı verdiği gibi, zihinde tasdikin ilmi vücutlarını kabul ve reddetmeyi zihin yapıyor. Mesela bir şey, ben bunu kaldırayım kaldırmayayım, daha düşüncedeyken ben bunu değiştirebilirim. Tasdikteyken ona dönüşüyorsun ama vücut bulmayı zihinde oluyor. Zihine girmedi mi dimağdaysan her şey değişebiliyor. Yani pek mesuliyetler olmuyor dimağda. Fakat zihine girdi mi bu artık kesin oluyor. Olmamış olmuyor. O bitiyor. Zihindekiler devamlı hüşyar, uyanık, aktif, hüşyar demek zihinde her şey canlı, yani böyle bir bilgi birikimi değil. Vücut yani vücut. Devamlı uyanık, aktif bulunuyorlar. Hem zihinde kıyam edip zikrediyorlar. Yani mevcudat zihinde tüsebbihu yusebbihu ve lillahi cunudu semavati velal ilahir, böyle orada ayetler. Ayet bana dedi ki, dördüncü şua. Ayet 26. lema. Ayet ne diyor? Geçen hafta okumuştun, hatırlar mısın? Sen diyor bu Van Kalesi'nin aşağısında Ermenilerin diyor insan eliyle yazılan bir sayfa olan şu şehrin diyor Ermenilerin silgisiyle, yani zulmüyle tahrip olmuş, hep ona bakıp durma. Peki orada nasıl o ayet diyor? Ayet orada konuşuyor. Diyor ki bu ayet bana dedi ki, ayetin ikazıyla, ayetin ihtariyle. Ayet gelmiş, ne öyle diyor, hep ona bakıp duruyorsun. Yani bunu orada oluyor. Ayet geldi diyor, o ölü mevcudat dirildi diyor. Kıyam edip zikrediyorlarmış. Kıyam etmek ne demek? Ayakta durmak, ayağa kalkmak, canlanmak, kıyamet gününü, namazda ayakta durmak, kıyamet gününü kıyam anlatıyor. Vahiy vasıtasıyla akıl muhatap ilahi olup, aklın meratiplerinden geçip tasdik olduktan sonra manevi vücudu karşılarını zihinde buluyorlar. Bunu teyiden, bu anlattığımı ispat adına sözler 176. Ey kozmografya, ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Bunun izahını okuyorum, benden bitiyor, kesiyorum bu akşam. Bir de okuyayım, 176 sözler. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen, zihin darlaşmasa akıl gözüne inmiyor. Ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Diyor ki ruhsuz maneviyatsızlıktan zihin darlaşıyormuş. Zihin nasıl darlaşıyor? Eylemsizlikten. İşlevini yitiriyor. Eylemle çalışıyor zihin. Zihni kapanınca veya yeterince aktif olmayınca, akıl zihinden destek almayınca, o harita aklın eline verilemeyince akıl göze iniyor. Yani
akla gösteren ya zihindir ya gözdür. Bir daha. Aklı buraya koy. Akla diyor ki zihin. Al kardeşim bunu. Aa bak seyret burayı. Aa burada işte. Yani böyle bakarken buradan seyret. Böyle bakıyorsun. Buradan seyret. Buna bakıyor. Vacibül vücudu seyrediyor. Bunu zihin diyor ki bak şimdi. Bu akıl. Zihin. Aa sana verdim. Bununla seyret. Orayı. Yani şu. Ha, sünnet-i seniye neydi? Bu kitap size göre doğru mu duruyor? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Doğrusu nedir? Buraya alemi gayb melekutle hükmetmek. Yani götür. Sağ yapsa da tam. Ha, bu defter şey kitap size göre orada en güzel bu şekilde gözüküyor. Bu sünnet-i seni. İşte bu gözükmeyi oraya bakarak burada seyrediyor. İşte akla ya bu şeyi, görüntüyü zihin verecek ya da göz verecek akla. Eğer zihin maneviyatta körleşmişse, gabileşmiş, kabalaşmışsa, eylemle çalışıyor zihin, öyle lafla değil. Bu sefer akla bu harita verilemese, akıl haritayı gözden ister, göz akla iniyor. Aklı gözüne iner. Zihin kapanınca veya yeterince aktif olmayınca aklı gözüne iniyor. Ayetin azametli sırrını sıkışmış zihninde yerleştiremeyince akıl göze iniyor. Yani göz neyi görüyorsa zihine o giriyor. Zihin veri verseydi akıl maneviyatı görür, düşünürdü. Onun için aklın şu mertebesine bak, ne kadar harika bir makamı var. Ya zihinden beslenecek, ya göz kulaktan beslenecek. Neye benziyor? Psikolojide şunu kullanırdım. Aklın böyle bir özelliği var. Hayal ile gelen resmi, göz ile gelen resmi aynı kabul eder. Onun için iyi olmak istiyorsan, insan hakkında iyi şeyler düşünürsen, hüsnü zan olur. Onun hakkında kötü şeyler düşünür veya kötü şeyler hülyalar ederse akıl kendisini öyle hisseder. Ama zihin vermezse bunu akla, mesela Osman'ın sahasıdır bu harita. Zihin şecere-i hilkatın haritası. Akıl ne kadar ışık vurursa navigasyon gibi aydınlanıyor, vücut buluyor, senin farkındalığını oluşturuyor. Farkındalığın bizdeki maneviyattaki adıdır. Allahça adı farkındalığın senin Furkan tarafındır. Furkan oluyorsun. Artık senin 216 Mesnevi Nuriye yaşadığın hayat sana avdet ediyor. Yani zihinde bu navigasyonda bu harita ortaya çıkıyor. Başlayıp bitirdiğin harita nasıl bu daire sende gözüküyor? Bütün yaşadığın geçmiş diyoruz ama sana zihinde adet ediyor. Senin zihninde ahiretteki ezeli ve ebedi hayatının çekirdeği oluyor, oluşuyor. Adet ediyor. Bir şey bir yere gitmiyor. Yaşadığın an, şu anda oturman, dinlemen, hepsi sana adet ediyor. Ey, ne demek? Zihinde uyandığı kadar. O sensin. Senin hakiki kimliğin işte görünüşün ahirette zihin, tanımlayan akıl, farkındalığını oluşturuyor. Efendim, buraya kadar ben konuştum. Bundan sonra mutala ve muzakire yapabiliriz inşallah. Kardeşlerin söylemek istediği vardır. Varsa. Hasan abi şeyde o okuduğunuz kısım var ya. He. Mesnevi'de avdet ediyorlar. Evet. Ha, duyuyorsunuz değil mi? He diyor. Şeyde yani Badalı Mesnevi'de de baktım aynı yere de bir yandan. Orada biraz üstünde şey diyor.
Cenab-ı Hak Hakim ve Rahim'in dokuduğu bir mensucat var diyor. Allah Allah. Gaybi, yani ilginç. Onu da işte insana taşıyor oradaki ifade. Allah Allah. Bir, isterseniz bir şöyle hafif okuyayım. Yani o zihnin yaptığı rol gibi. Hani Kalı Mesnevi Nuriye. Sayfa kaçtı Kalı Mesnevi'de Osman'ın? Abi şimdi bendeki o bilgisayardan bakıyorum 440 gösteriyor. Tamam ki 440 benimkisi de gelsin şimdi. He. He. Allah Allah. Bir orayı okuyayım şöyle abi. Güzel yani böyle şey duruyor. İşte acaba şu faaliyet hakime işaret etmiyor mu ki o saniye zülcelal gece ve gündüzün ihtilafı ve mevsimlerin tahavülü içinde leyl ve neharın şems ve kamerin mekikiyle dönmekte olan zamanın seylinde süratle akıp giden eşyayı seyyaleden ve eyyamı meyiteden ve geçmiş seneler ve boşanmış hali asırlardan gaybi nesaici ve uhrevi mensucatı dokması caiz belki vacip olmasın. Allah. Gaybi nesaiç ve uhrevi mensucat dokuyor diyor. Vaciptir diyor Allah'ın böyle bir şey yapması. Yapıyor diyor. Nitekim, şimdi insana geldi abi mevzu, hani bizim konuya. Nitekim, alemin fihristesi olan insanda, Hakim-i Rahim'in, siz az önce dediniz ya, Vedud'un penceresiyle dediniz, bu da Hakim-i Rahim dedi. Hakim-i Rahim'in dokuduğu mensucat. O mektubatta Rahim Hakim var ya, aynı orada da. Ha, oraya gidiyor gibi. Hakim Rahim'in dokuduğu mensucat, o işareti teyit etmektedir. Zira insanın fani hayatının geçmiş dakikaları hep onun hafızasının mensucatı içinde ve mektubatının sahifinde baki kalıp devam ediyor. Yani hem hafızada nesrediyor, dokuyor, hem de mektubatının sahifinde baki bırakıyor. O bütün alemin firistesinde onda dokuyor gibi anladım ben yani. Yani 440 mıydı ya? Niye tutmadı benimkisi? 440 diye ben abi şey yaptım ya. Yani bilgisayardaki şey de öyle gösteriyor. Tamam ama çok mükemmel maşallah. Yani bu denilen şeyi daha ileriye götürmüş orası. Osman. Yani evet yani o. O kainatta dokunmuş abi zamanla, zaman seyliyle, gaybi bir nesaiç. Bir de insanda da firistesiyle insanda dokuyor. Yani evet. Esparım. Nasıl ilem nasıl başlıyor? Gözü bil ki biz gözümüzle gündüz gibi görüyoruz ki o mu? Biz gözümüzle görüyoruz ki Sani Hakim Kemal Hikmeti. Bu burada evet. Onu devam edin. Ne ettim? Tam neresinde? O biraz ilerleyin abi. Kaç ayağı görmüyor musun ki o paragraf? Yok. İşte acaba buldum. Evet. İşaret etmiyorum ki. Allah Allah. İşte acaba şu faaliyeti hakime işaret etmiyor mu ki o Sani Zülcelal? Bak Mekke'ye bak Mekke, ben bunu kullanmıştım. Aynen. Hani Mekik var ya, bilmeyen belki söylüyorum. Mekik kumaş. Halı dokudukları şeyde. Gece gündüzü Ustad Mekik diyor, biliyor musun? Peki gece gündüzü Mekik, gece gündüz hangi halı dokuyor? Gece gündüz neyi dokuyor? Gece gündüz neyi dokuyor? Zamanı mı? Zamanı dokuyor. Zaman bir kumaştır. Kader de şeydir. Terzidir. O kumaşı sen iradede istediğin gibi kesiyorsun. Kader kumaştır. İrade de terzidir. Bak, gece ve gündüz mekiktir. Dokuduğu kumaş kaderdir. Aynısını söylüyor abi. Bunda da öyle diyor zaten. Öyle mi diyor mu orada? Ha, okuyun bakayım. Bir devam edin abi ifadeye. Yapma ya. Gece abi, okuyun abi bak, hemen orada. Dur bakayım. O Sani Zülcelal gece ve gündüzün ihtilafı ve mevsimlerin tahavülü içinde leyl ve neharın şems ve kamerin mekikiyle maşallah dönmekte olan zamanın seyli içinde suratla akıp mekik. Giden mekik. Evet. Allah Allah.
Dönmekte olan zamanın seyli içinde suratla akıp giden eşya ise yal eden ve eyyam-ı meyteden. Bak, canlı ve cansız. Hayat tekniği suretti ya bu çiçek. Eşya-ı seyyale. Seyyale bu. Eyyam-ı meyteden ve geçmiş seneler ve boşanmış hali asırlardan. Boşanmış, içi boşanmış var ya hani geçmiş mesela senin 40 sene boşanmış. Niye boşanmış? Evliler hani boşanır ya, işte ömür de boşanıyor. Gaybi nesayici ve uhrevi mensucatı dokunması caiz, belki vacip olmasın. Sen yani oralar bekanı dokuyor, seni dokuyor. İçi boşanmış falan değil, seni dokuyor, seni var ediyor. Orada var oluyorsun, vücut buluyorsun. Nitekim alemin filistesi olan insanda Hakim-i Rahim'in dokuduğu mensucat o işareti teyit etmektedir. Zira insanın fani hayatının geçmiş dakikaları hep onun hafızasının mensucatı içinde ve mektubatının sayfasında baki kalıp devam ediyor. Bu acayip yaptı ya, bu ötekisinden daha şey yani daha denecek hiçbir şey yok yani. Bu hakikaten nerede oluyor işte bunlar? Evet, o zihinde. Zihinde ya bu eşya-i seyyale eyyam-i meyyite. Abi şeyi orayı mutlaka bakmışsınızdır da o vicdanın hani Mesnevi'de, Mesnevi Nuriye'de şey var. 246'da alemi gayb ve şehadetin noktayı iltisakı ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın müntekası vicdan denilen fıtrat-ı zişurdur. Bir daha okur musun orayı? Bir daha özür dilerim. Bir daha okur musun? Alemi gayb ve şehadetin noktayı iltisakı, yani konuştuğumuzu teyit ediyor diye ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın müntekası vicdan denilen fıtrat-ı zişurdur. Vay be. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şuanını neşrederler. Yani o alemi gayb ve şehadeti hani biz bağlıyoruz ya şu an bu manada. İkisini vicdanda bağlıyoruz. Vicdanda. Vicdanda oluyor bu işte. Böyle zihinle akıl, işte hafta inşallah biraz da ya gene zihin belki ve akılla devam ederiz ki zihinle akıl beraber gidince güzel oluyor. Evet. Zihin hakkında bugün eklediğim bir cümleyi başta okudum ya, bir daha tekrar edeyim. Evet. Bak diyor ki zihinde tefekkürler vücut buluyor. Tasdikte ona dönüşüyoruz. Akılda furkanlaşıyoruz. Yani farkındalık vahye. Tasavvurda sistemleşiyoruz. Tefekkür zihinde ne oluyor? Diriliyor. Ne diyor? İşitenlerin diyor zihinlerinde işitiyorsa. Zihinlerinde diriliyor. Dirilince ne oluyor? Hüşyar oluyor. Yani anlam kazanıyor, anlamlandırıyor seni. Ondan sonra buraya bakarken bu sana pencere oluyor. Alemi misalın pencereleri oluyor bu işte. Ne kadar şükretsek azdır böyle bir davaya, böyle bir esere Allah bizi muhatap etti ve talebe eyledi. Sonsuz şükürler olsun. Cenab-ı Hak beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı bu hakikati elimizden almasın ve bu hakikatle haklanan cemaatin şahs-ı manevisinden hissemizi ziyade eylesin. Bu manayı, bu hakikat ve mahiyeti evlad-ı ihalemizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi de nasip-i müyesser eylesin.
Ahirette de hepimizi beraber eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, zihnimize hüşyar olmayı nasip eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bu zihnin suretini, kanuniyetini, hakikatini yazdım ama nasıl dolduracaksın? Gel de doldur. Ama zaman geçtikçe, okudukça beraber dolduracağız gibi geliyor bana. Hasan abi, bu şey var ya, o hüşyar oluyorlar dediği yer. He. Nasıl diriliyorlar? Üç tane sıfat sayıyor gibi var abi. He. Dirilme, iki hüşyar olma, üç kıyam etme. Evet, üç tane şey. Yani sıfat oluyor iştenlerin zihninde. Bir dirilme, zıttı dersek ölü. Heh. Hüşyar oluyorlar. Hüşyarın zıttı, uyanığın zıttı. Gaflet. Gaflet diyelim. Kıyam, oturuyorlar, ayakta değiller. Yani eylemsizlik. Kıyam eylem demek. Ve neticesinde zikrediyorlar, o dönüşüyor. Bu üçten sonra gibi. Yani üç tane bir sıfat var. Yani biz şu an hep diriliyorlara biraz odaklandık ya. He. Yani üç sıfat, tamam, diriliyor, düşer oluyor, kıyam ediyor, zikrediyor. Hatta dört de olur. Zikrediyor belki. Dördüncü sıfat da sayabiliriz. Evet, zikrediyorlar dört. Bir, 2, 3, 4. Bunu yani bunlar Allah farklı durumlara göre işte, yani işte bir insanın da zihninde diriliyor, öbürküsünde hüşyar oluyor, öbürküsünde kıyam ediyor, öbürküsünde zikrediyor gibi de olabilir. Çok güzel. Evet. Yani biz biraz diriliyora odaklandık, onun için söyledim. Çok güzel, yani, evet. Çok güzel, evet. Yani bir mana olabilir. Diriliyor. Yukarıdan demiştik ya abi, o ölmüş veya yatmış mevcudat alem diyordu ya. Bir ölme sıfatı var, bir de yatmış var. Ölmüş ayrı, yatmış ayrı. Ölmüş olan da işte nasıl oluyor o zaman? Diriliyorlar. Yatmış olanlar da kıyam ediyor mesela. Evet. Yani gelişine göre. Nasıl ki aklın 30 küsur tane sıfatı var. Demek ki zihnin içerisinde dirilme var, hüşyar var, kıyam var, zikretme var. Evet. Yani vahiy ile muhatap olunca zihinde bunlar oluyor demek ki. Yani ben eskide böyle evet vicdandaydı zihin, ama yani zihni böyle pek ilgimizi çekmezdi ya. Çeker miydi bilmiyorum sizin. Zihin işte. Akıl gibi bir şey. Evet. Oysa bir imalat değil orası. Vücut buluyor. Oyuncu akıl burada çok ciddi bir işlevi var bu zihni aktif etme noktasında. Hani gözlük taktık ya. Şeyler çok önemli. Bu tabirler var ya, zihin, sır, tılsım. Bu aklın sanki gözlüğü, merdiveni, eli, ayağı. Akıl şeylerle, tabirlerle düşünür, görür, anlar, tefekkür eder. İşte bu ders akla malzeme veriyor. Gene sultan akıl. Evet. Akıl devre dışı yaptın mı? İşte akıla devam ediyorum. Onun da şeyinizi devam et. Lemalara geldim. Sözler bitti. Akıl bitti. Sözler bitti. Mektubat bitti. Lemalardayım. Herhalde şöyle bir 5-6 ayda sürer. Ondan sonra bitiyor akıl. 5-6 ay sürer çalışma. Her gün 5-6 saat çalışmayla. Maşallah. Allah razı olsun. Amin. Ama bu zihin beni bayağı etkiledi yani böyle. Çok etkiledi. Şimdi daha size tabii inşallah beraber geldiğimiz zaman da şey yapacağız. Bu tefekkür edince, mesela tefekkür ne?
bu korona vasıtasıyla herkes içeride olduğu gibi biz de içerideyiz. Kendi bir tane hem de kardeşlere şey olur. Kafa kendisine, kendi başına bırakılmayacak kadar tehlikeli kafa. Bak bir daha. Akıl, akla bela ya. Kendi haline bırakılmayacak kadar yırtıcı, sırtlan gibi. Kendi kendini yiyor. Başka şeyleri bana getiriyor, üretiyor vesaire. Ne zaman açıp bak ne çıktı biliyor musun? Cenab-ı Hak hastalık, musibet ve zillet elemlerini zahiren çok acı iken tatlılaştıran çok büyük bir hayır ve sevap lezzetleri işlerine derc edilmiştir. Çünkü o bela, o musibetler, münacat ve tazarı ve duanın lezzetini sana tattırıyor. Yani böyle açtığın zaman gün sevgili kardeşler, Risale-i Nur'la muhatap olup geniş dairedeki o farfaralı gazetecilerin, haber üretenlerin, kurgulayanların, onların propagandalarına muhatap olmayıp kitaba muhatap olursak o vehim, vesvese gelmez. Ya bileyim diyorsun, hakikatin kendisi değil o bildiğin, onların doğru veya yanlış kurdukları, konuştukları haberlerde sana takdim ettikleri cümleler. Onlar zannediyor masanın başında yazıp çiziyorlar. Onlardan ne kadar uzak olup kitaba muhatap olursak, o nispetten bu kuyudan, bu hapishaneden çıkar, vehim ve düşünceler kendimizi yemesine müsaade etmeyiz. Ben ne zaman sıkıldığım zaman işte dedim ya böyle açıyorsun, açtığın zaman ancak kurtuluyor. Yani siz de öyle yapın. Ben burada kesiyorum. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar.